Reader at Work 2, 26. metinde kaldık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başlığımızın ismi bir şehir. Şehrin buradaki gelişimini ve dönüşümünü işleyeceğiz. Bir radyo programından alınmıştır diyor. Bakalım. This week's program of facts and opinions. Subjemizi bulduk. Verbimiz is. About Teresina. Terasina hakkındadır. İfadesini gördükten sonra SVO yapısını bulduk. Ancak burada bir virgül fark ettim. Ve virgülden sonra gelen kısımda ise ne var? Bir sıfat cümleciği var. O halde bu virgülden sonraki kısmı çevirdiğimde anlamlı bir şey ifade etmiyorsa ben bunu Terasina'nın önüne getiririm buraya ve ona sıfat yaparım. Önce İlk cümlemizi çevirelim sıfatsız halini. Ee, diyor ki bu haftanın gerçekler ve görüşler programının konusu Teresina hakkındadır. Ya da şöyle diyebiliriz. Bu haftanın gerçekler ve görüşler programı Teresina hakkındadır. Konusu kelimesini çıkardım. Nasıl Teresina şehri? one of the most enlerden biri ne enlerden biri rapidly hızlı bir şekilde developing gelişen cities şehirler in the southern hemisphere güney yarım kürede e, hızlı bir şekilde gelişen şehirlerden birisi olan diyeceğiz olan hemen bunu yazalım o zaman şöyle diyelim ilk önce SBE yazdığımızı söylemiştik bu haftanın gerçekler ve fikirler diyelim. Programı şimdi sıfata gideceğiz. Programı Güney yarım kürenin e, Güney yarım kürede de diyebiliriz. En hızlı gelişen rapidly şehirlerinden biri olan Terasina Hakkındadır. Bu e, herhalde Brezilya'da bir şehir arkadaşlar. Buranın çevirisi bu. Peki sıfatı rengini değiştirelim. Bunu gramer videolarımızda da yapmıştık. Sıfatı maviye boyuyorduk. Evet. Peki metindeki mavi kısım neresi? Virgülden hemisfere kadar olan kısım da mavi kısım. Çevirimiz bu şekilde oldu. İlk cümleyi bu şekilde çevirmek istedim. Hem de burada ne gördük? Bir ee, sıfat cümleci yapısını virgülle yapılan bir cümlecik gördük. Teresina şehir diyelim biz buna. Was küçüktü a small sleepy city of just our. Sadece diyor 500 bin insan orada yaşıyordu. Yani 500 bin insanlı ama over dediği için 500'den biraz fazla. Just over az fazla yani. 500 binden biraz fazla insana sahip bir uykucu bir şehirde Evet. Until ne zamana kadar? The government, hükümet, discovered, keşfedene kadar. Buradaki fiili until'e getireceğiz. Huge deposits. Devasa, büyük, Depolar. Ne deposu? Of boksit, tin and other minerals. Bu boksit kalay ve diğer mineral rezervlerini keşfedene kadar. Neredeymiş? In the mountainous dağlık regions. Bölgelerde ki. Neresinde? Güney doğudaki. O zaman şöyle söyleyeceğiz. Burada until bize iki cümleyi birbirine bağladı mı? Bakın cümlemiz bizim aslında buradan başlıyor. Until'e kadar svo. Until'den sonra bir svo da yani svo until svo diye bir cümleyle karşı karşıyayız. Biz bu conjunction'ı nasıl çevireceğiz? Hangi sıralamada çevireceğiz? Yani 1, 2, 3 şeklinde mi çevireceğiz? Hayır. E kadar dediği için biz ne yapacağız? Sondan gelerek çevireceğiz. Yani ikinci SVO antil sonra birinci SVO'yu çevirmemiz gerekiyor. O zaman ikinci cümleden başlayacağız. Hükümet Güneydoğu'nun dağlık bölgelerindeki boksit kalay ve diğer mineral kaynaklarının devasa büyüklükteki depolarını diyelim, yataklarını, yatak diyelim biz buna, keşfedene kadar, keşfedene kadar, Teresina 500 binden biraz fazla nüfuslu uykucu bir şehirdi. Küçük bir şehirdi. Ne yaptık arkadaşlar? Önce İkinci SVO'yu sonra antili, conjunction'ı daha sonra birinci SVO'yu çevirdik. Bu conjunction, translation bağlaçlarının ya da propositional phrase bağlaçlarının nasıl çevrildiğini gramer konularında işliyoruz bu sıralamaya göre. Devam edelim. Within month, aylar içerisinde. This discovery, bu keşif had a tremendous effect. Devasa, tremendous, büyük, aşırı, çok etkiye sahip olduğu. Ne üzerine bir etki? Effect on x olacak mecburen. The city, şehir üzerinde bir etkiye. And the life ve yaşam üzerindeki bir etkiye sahip oldu. Kimin yaşamı? Of its inhabitants. O mukim kimselerin. Yani orada yaşayan yerleşimcilerin. Orada yaşayan insanların. Inhabitants. Bu kim? Orada ikamet eden kimseler. Şimdi virgülden sonra ne geldi? Who geldi? Who markırı? Kimi niteler? İnsanı niteler. O halde biz bunu yaşama mı? Hayır. Kime? Şehire mi? Hayır. Inhabitants. Buradaki insanlara, yaşayan kimselere sıfat yapacağız. Who'dan sonraki kısmı. Were soon having difficulty adapting themselves to the sophisticated demands of the late 20th century 20. yüzyılın son dönemdeki 20. yüzyılın bu sofistike yani karışık ihtiyaçlarına, taleplerine kendilerini adapte etmede zorlanan, zorlanan yerleşimcilerin hayatlarını ve şehrin üzerinde büyük bir etkiye sahip oldu bu keşif aylar içerisinde. Şu arkadaki kısmı bir daha açabiliriz. Who o kimseler ki were having. Ne yapıyorlar? Bir iş içerisindeler. Devam ediyorlar kendilerine e, adapting, adapte etmeye çalışıyorlar themselves kendilerini. Zaten 20. yüzyılın Zorluklarına, taleplerine, demans ihtiyaçlarına, bu karışık ihtiyaçlarına, taleplerine kendilerini adapte etmekte, uyum sağlamada e, zorlanan e, bu kimseler üzerine, yaşamları üzerine etkiye sahiptir. Bu keşifler, zaten insanlar hani eski bir şekilde küçük bir şehirde yaşıyorlardı. Bu yeni talepler karşısında zaten zorluk çekiyorlar. People used to insanlar ardı erdi. Ne yapardı? Call isimlendirirdi. Teresineyi ne olarak isimlendirirmiş? Biliyorsunuz call iki tane nesne alır. Birincisi teresine, ikincisi the garden of south. Güneyin bahçesi. Cenneti. İnsanlar Teresina'yı güneyin bahçesi olarak isimlendirirdi. Kol olarak isimlendirmek iki tane nesne alır. Because of den dolayı prepositional phrase kendinden sonra sv almaz. Sadece cümle öbeği alır. Neyden dolayı? Onun üç çizgili avenues, bulvarları. Bulvardaki çizgi nedir? Şerittir. O zaman üç şeritli bulvarlarından dolayı and başka 50 public parks ve 50 tane parka parkından dolayı. Yani demek ki parkı daha çok yola göre. Yeşilliği bol. Fazla gelişmemiş bir yer. Toparlarsak insanlar dedikten sonra artık objeleri bir tarafa bırakıp bir kazoftan sonraki kısma geçeceğiz. Çünkü burada sebep bildiriyor. Sebebi önce söylememiz lazım. Ee, i̇nsanlar Evet, burayı ben yanlış gördüm. Bu üç değil, ağaç. Ağaçlarla çevrili bulvarlar ve 50 adet park parkından dolayı, parkı nedeniyle teresine ya güneyin bahçesi, cenneti, the garden, cennet anlamı da var bahçesi olarak isimlendiriyorlardı. Ardı erdi, eskiden böyle yapıyorlardı. Evet, bu ağaç anlamında. Ağaçlarla çevrilmiş e, caddeleri. Bulvarlar yani. Cadde, bulvar, sağı ve solu ortası nedir? E, olduğu yerde ağaçlarla her taraf çevrili. Anyone, herhangi bir kimse visiting, ziyaret eden, burada bir reduction olmuş, gerund var. The city şehri ziyaret eden herhangi bir kimse bugün will find it onu bulur. Difficult zor to understand anlamayı zor bulur. Nasıl how it earned that name bu ismi nasıl kazanmış? O zaman toparlayalım. Bugün şehri ziyaret eden herhangi bir kimse ee, bu ismi nasıl kazandığını Anlamakta zorluk çekecektir. Anlamakta zorlanacaktır. Nowadays, bugünlerde The city, şehir Is rapidly becoming Oluyor, hızlı bir şekilde oluyor. Bir megapolis, bir megakent, mega şehir. Not much different Çok farklı değil. From many other great cities In the third world Üçüncü dünyadaki büyük şehirlerden çok farklı olmayan megakende dönüşüyor. O zaman megapolisten sonraki kız bizim sıfat cümlecimiz bunu megapolisin megakentin önüne getiririz. Üçüncü dünyadaki diğer birçok büyük şehirden pek de farklı olmayan not much different çok farklı olmayan. Since the, this discoveries, discoveries bu keşifler, bu güney doğudaki bu keşifler Thousands of people binlerce insan from all over the country bütün ülkelerden binlerce insan daha bakın sadece burası have flooded into the city şehre aktılar şimdi burada yine aynı yapı var ancak tek bir o cümlesi var. biz bunu o zaman prepositional phrase olarak alalım. Yani şöyle diyelim. güney doğudaki gelişmelerden dolayı because of manasında alalım. Diğer ülkelerden binlerce insan şehre aktı. Float into bir şeyin içine akmak. Sızdı diyelim, aktı diyelim. Akın etti diyelim. Binlerce insan geldi diyelim veya gitti diyelim. Bu şekilde. Binlerce insan ne yapmış? Buraya gelmiş. Akın etmiş. Flood into. Akın etmek. The population, nüfus, according to statistic released last year, geçen yıl yayınlanan istatistiğe göre nüfus has quadrupled. Dörde katladı. Double, ikiye katladı. Triple, 3'e katladı. Quadruple 4'e katladı. 4 dedi. 1 ise 4 oldu. Peki şu aradaki cümleyi başa alacağız o zaman Türkçe'de çevirirken. Geçen sene yayınlanan istatistiklere göre nüfus 4'e katladı. Ne zaman? In the last 20 years. Son 20 yılda. Son 20 yılda nüfus 4'e katladı. Over half of these people live in the shanty towns on the hills surrounding the city. Evet buraya kadar çevirelim. Ya da varoşlarda demiş. Evet zaten cümle bitiyor. O zaman şöyle söyleyeceğiz. Bu insanların yarısı. Bu insanların yarısı. Dan fazlası over. Live yaşıyor. Shanty townlarda yani bu kitabınızda en alttaki kısımda açıklaması var. Varoşlarda, gece kondularda, baraka gibi evlerde, üstün tuğlayla yapılmamış, tenekelerle veya saçlarla yapılmış evler anlamında bu. Bu yıldızı takip edin kitabınızın altında yazıyor. On the hills, tepeler üzerindeki bu evlerde. Surrounding, çevreleyen the city, şehri çevreleyen tepenin üzerindeki evlerde saran çevrele. Ya da in the spreading swarms ya da varoşlara yayılmış bir şekilde yaşayan insanların e, insanlardır e, diyor. Yaşarlar. Without madan meden yapmaksızın etmeksizin elektriksiz or proper sewage system ya da uygun bir kanalizasyon sistemi olmadan elektrik ya da uygun bir kanalizasyon sistemi olmadan varoşlara yayılmış yayılmış bir şekilde ya da şehrin etrafındaki tepeler üzerindeki gece kondularda yaşarlar. Kimler? Bu insanların yarısından fazlası. But ancak there is vardır also ayrıca incredible wealth. inanılmaz bir zenginlik vardır in the city şehirde. Bu şey gibi olmuş. Bu bir harita var ya Mumbai mi. Şehrin bir tarafı teneke evlerde, bir tarafında gökdelenler var. Aynı fotoğraf karesi içerisinde, onun gibi düşünebilirsiniz. Luxurious apartment, lüks apartman blokları. Are springing up, fışkırıyor. All over the city, şehrin her yerinden çıkıyor fışkırıyor. Bu spring kelimesini ben çok seviyorum. Bunun mesela bahar anlamı var. Kaynak anlamı var. İşte memba kaynak anlamı var. Ondan sonra işte bir şeyin fiil yaparsak fışkırmak, çıkmak anlamı var. Upla kullanıldığı için spring up, phrasal verb. O up manayı kuvvetlendiriyor. Mantar gibi türemiş de diyebiliriz yani fışkırıyor. Her yerden e, ne oluyor? Binalar yükseliyor. Artık her yer büyük lüks apartmanlar olmuş, fışkırmış. Burada bir suyun bir kaynaktan çıktığını görebilirsiniz. Hatta elinizde su şişesi varsa üstüne bakın. Doğal kaynak suyu. Derken buradaki spring kelimesini de orada göreceksiniz arkadaşlar kaynak olarak. As well as, ayrıca ve de yanı sıra, ve de yanı sıra, ilaveten, e ilaveten, ve de yanı sıra. Extravagant houses. Bu aşırı şaşalı avantgard falan diyoruz ya. Extravagant houses. Bu abartılı, savurgan, aşırı evlere ek olarak with swimming pools. Nasıl bu evlermiş? Lily diyeceğiz. Yüzme havuzlu aşırı abartılı evlerin yanı sıra şehrin her yanından lüks apartman blokları yükseliyor. Yani villa tarzıların yanı sıra. Buradaki as de well prepositional phrase arkadaşlar. Bunu da daha önce işledik. Nowhere hiçbir yer can't affect etkilemiyor. Olumsuz olacak no'dan dolayı. Of this sudden bu ani and rapid hızlı change değişimi. Be better. Daha iyi. O zaman change be seen den karşılaştırmada var. In the transformation of the cities' open public places, herkese açık şehrin umumi parklarındaki değişiminden daha iyi görülmüyor. Neredeki bu ani ve değişimin etkisi. Cümlenin özeti şu: Her yerde bir değişim var, ama şehrin açık alan mekanlarındaki değişimler öyle bir değişim ki buradaki ani ve hızlı değişimler hiçbir yerde görülmüyor. Burada yapılanların etkisi hiçbir yerde görülmüyor. Yani bu ani ve hızlı değişimin etkileri şehrin açık, kamusal, public, park gibi alanlarının dönüşümünden transformation, dönüşümünden daha iyi, better than, daha iyi görülmüyor. Hiçbir yerde, nowhere. Başka hiçbir yerde bunun etkileri görülmüyor. Görülebilmez diyor Aken. Nodes bugünlerde şu anlarda günümüzde sadece 5 tane park ve kavşak ya meydan pardon skirs meydan survive hayatta kaldı. O zaman bu 5'i sadece parka mı atfedeceğiz? Hayır şöyle çevireceğiz günümüzde sadece park ve meydanların beşi survive. Hayatta kaldı. In their place onların yerine, ın yerine demek bu. ın yerine. ın yerine. Yani bu park ve meydanların yerine. 8 şeritli otobanlar, viyadükler, tüneller ve karışık Kavşaklar, intersection kavşak. Başka kesişim anlamı var. Have invaded istila etti. This formerly tranquil city. Bu sakin, sessiz, huzurlu city. Bu eski, formerly de eski. O zaman bu eski, sakin, huzurlu şehri invaded. Have invaded. İstila etmiş durumdadır and the green forest ve yeşil ormanlar şehrin etrafındaki that sıfatı geldi bakın. Daha sabje bile yok. Bakın sabje yok. Sıfata pardon sabjeye sıfat geldi. Once were full of wildlife of all kind. Bakın burada bitti. Verb'ü de okuyalım. Exist. Verb. No longer zaten her yere yazarız. O zaman şu kare içine aldığım yer komple sabje. That'ten sonraki kısım sabjenin sıfatı. That marker. Ne markerı? Relative clause marker. O zaman ben sabjeyi söylemeden önce önce sıfatı söylemem gerekiyor. Sıfat cümleciğinin içerisini çeviriyorum. Sabjeyi çeviriyorum. Sonra objeyi çeviriyorum. Daha okumadım. Sonra verb'i söylüyorum. Devam edelim. No longer artık exist var olmayacak except şunlar hariç. Şu bölge hariç where a few small clumps birkaç grup, birkaç böyle öbek of trees ağaçlardan remind hatırlatıyor bize az ne olduğunu, of what olduğunu, it used to be kullanıldığını like şimdi burada bir like geldiği için de benzediğini, neye benzediğini. Neye benzediğini hatırlattığı diye çevireceğiz. birkaç öbek, ağaç hariç yok oldu. Var olmadı yani. Artık var değil. Toparlıyorum ayrı ayrı çevirdim. Tamam. Toparlayalım. Ve once bir zamanlar her türlü yabani hayatla, yabanilikle yani bu yabani yaşam işte ağaçlar, kuşlar, böcekler, işte sincaplar, e, her türlü ormanın içerisinde bulunan o vahşi yaşamla dolu olan şehrin etrafındaki bu yeşil ormanlar, objeye geçtim, birkaç küçük ağaç kümesinin grubunun bize eskiden işte buranın nasıl olduğunu hatırlatması dışında no longer artık exist yoklar. E Burası no longer exist olduğu için olumsuz oluyor arkadaşlar. Yeterli diye düşünüyorum geçiyorum. Due to den dolayı bu da provisional phrase'dir. Kendinden sonra s ve o almaz virgüle kadar öbek alır. Bu dramatik ani nüfustaki artıştan dolayı ne kadarmış? 700 binden fazla araç are on üzerindedir. Terasina sokakları üzerinde yani bugün nüfusun ani artışından dolayı Terasina sokaklarına 700 binden fazla araç vardır diyor. Accident rate kaza oranları are terrifying korkutucudur, korkutuyor, dehşet vericidir. Korkunç. Dünya Trafik Organizasyonu inanıyor ki şehir dünyadaki en yüksek kaza rekorlarından birisine sahiptir. Kayıtlarına diyelim, rekor olmaz tabii ki. Kaza kayıtlarından birisine sahip olduğuna inanıyor. The old people terasındaki yaşlı insanlar do not want to think düşünmeyi istemiyor. Think of what nokta nokta olduğunu düşünmek istemiyor. Neymiş? Uh, has happened to their once Buraya kadar Ne olduğunu düşünmeyi istemiyor Bir şey olmuş yani Olan şeyi düşünmeyi istemiyor diyelim Once bir zamanlar Beautiful city ha Buraya kadar çevirelim Bir zamanlar güzel olan bu şehirlerine Şimdi ne olduğunu düşünmek istemiyorlar But ancak prefer to yani the old people of Terasina prefer to remember. Hatırlamayı tercih ediyorlar. The days günleri. When hangi günler? Hangi zamandaki günler? Sıfat yine. There were plenty of fish. Balıklarla dolu olan günler. Neredeki balıklar? In the rivers and streams. Derelerdeki, ırmaklardaki, nehirlerdeki, nehirlerde balık birçok balığın olduğu günleri. Plenty of rice in the fields. Tarlalarda pek çok pirincin olduğunu. Yani pek çok pirinç tarlasının olduğu. And herds ve sürülerin of water buffaloes. İşte su bufala sürülerinin olduğunu. That öyle ki grazed otlanırlar peacefully barışçıl bir şekilde huzurlu mutluca sakince. Around, çevrede. Bunu düşünürlermiş. O zaman toparlayalım. Teresina'nın yaşlı insanları e, bir zamanlar güzel olan şehirlerine has happened. Şu an ne olduğunu düşünmek istemiyorlar. E, but prefer to remember. Onlar aksine. En sondan alalım. Çünkü birçok madde sayıyor. Derelerde ve nehirlerde bol balığın olduğu Tarlalarda bol pirincin olduğu ve etrafta sakince otlayan işte su bufalolarının, bu manda herhalde, sürülerinin olduğu günleri hatırlamayı prefer, tercih ediyor yaşlı insanlar. Zaten bu adamlar 20. yüzyıla alışamıyordu. Bir de bunları hiç kaldıramamışlar. Evet, Tabi buraya bir vurgu geldi arkadaşlar. Bakın, şuradaki cümlemize, alışamama, adapte sağlayamama cümlelerine vurgu geldi. Kelimelerimize bakalım. E, kelimeler ben hazırlamadım. internette buldum. Doğru da çıkabilir. Daha önceki videolarımda gösterdim. Hatalar da olabilir. Wealth, zenginlik, servet, varlık dedik. Hemisfer, yarım küre. Sleepy, sakin, uykulu. E, luxurious, lüks, lux, spring up, birdenbire meydana gelmek, türemek, fışkırmak dedik. Mantar gibi türemek demiştik. Boksit, tin, kalay, ekstravagant, aşırı, çok fazla, anormal derecede. E, viyadük, viyadük zaten. Tremendous, heybetli, çok büyük. Intersection, kavşak. Inhabitant, sakin, oturan, mukim. Invade, istila etmek, akın etmek. Sophisticate, e, buna şey de diyebiliriz yani. Karma, karışık. Karışık. Tranquil, sakin, durgun. Demand, istemek, talep etmek formally e, eskiden önceden every cadde yol biz buna bulvar diyelim bulvar wild file vahşi hayat yaban flood su basmak sel akmak dedik flood into except hariç in dışında release salınma açığa çıkma serbest kalma mesela hapisteki birinin çıkartılmasına release diyoruz remind hatırlatmak Quadruple dört katı olmak. Clump küme yığın dedik. Shanty kulübe baraka. Shanty town'da işte gece kondu kulübe evleri. Trifang çok korkunç. Korkutucu sıfat. Hill tepe bayır yokuş. Prefer tercih etmek. Surrounding çevrede civardaki çevreleyen saran. plenty of bol. Plenty of x. X'in bolluğu diyoruz. Spread yaymak sermek. E, buffalo manda demiş. Buffalo diye biliyoruz işte inek türü. E, suburb varoş dedi. Graze otlatmak, otlamak. Proper uygun. Peacefully. Peace barış. Peaceful barışça. Peacefully barışçıl bir şekilde. Sükunetle, uysallıkla, sakince. Savage system, kanalizasyon sistemi. Incredible. inanılmaz. Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.